Stajyer damat adaylarının, yani programda bulunan damat adaylarının annelerine çağrıda bulunduğum dakikada sizce ilk kimin annesi hemen bizim WhatsApp telefon hattına videoyu göndermiştir Loca'dan? Serhat. Serhat'ın annesi mi? Tarık. Hayır. Tarık'ın annesi. Tarık. Hemen anında. Helal olsun. Daha hemen elinde telefon bekliyormuş sanki Esra abla. Hayır, çeyiz anonsu yapasa da ben hemen göndersem evet. Video diye. Ya da belki de annen şöyle yapıyor, sürekli çeyizi çekiyor. Elinde hazır görüntü de vardı. Evet Esra abla, o da olabilir. Bu arada Tarık Bardak almışsın, bana teşekkür ediyorum. Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Ay, Esra abla. Ediyorum. Nice sağlıklı senelere olsun inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hep beraber inşallah. Pamuk, sana günün sözünü sormam gerekiyormuş. Bugün günümüz sözü. Günün sözü, söyle bakayım. Geç alınan intikam, intikamdır. Geç alınan intikam, intikamdır. Geç alınan intikam, intikamdır. Ya da intikam kötü sıcak bir yemek, soğuk bir yemektir de böyle bir şeydir. İntikam soğuk yenen bir yemektir mi? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Nasıldı? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ben söyledim. Ercan abi. Evet. Geç alınan peki intikam, neden mesela böyle intikamla ilgili sözler söyledin? Ne, anlamı ne? Bilmiyorum ya. İçimden böyle intikam almak gerek galiba. Birine i̇ntikam karşı. İntikam almak istiyorsun. Evet ya, bazen oluyor. Daha doğrusu hani ben böyle çok sabırlı bir insanım Esra abla. Ama Allah böyle her şeyi karşıma çıkartıyor. Evet. Çok böyle seviyor yani, Rabbim şükürler olsun. Böyle tam o dakika böyle intikam alıyorum yani. Yani hiç, aslında benim hiçbir şey yapmama bile gerek kalmıyor. Zaten Allah'ından buluyor yani karşı taraf. Böyle bir Allah'ından bulma var mı ya? Mustafa, söz sana geliyor. Ahliler araya girdiler, yara bere içinde bıraktılar. Göz koydular, bizi ele geçirdiler. Allah'larından bulsunlar. Yalnız şimdi yani... Kimden intikam aldın ya da kimle ilgili önüne bir şey çıktı, onu merak ediyorum. Esra abla, genelde oluyor böyle hani tam bana doğru böyle geliyor, bir şey yapıyor ya da kıskanıyor, içinde böyle bir şey oluyor. Aslında ben hiçbir şey yapmıyorum, var burada yok. Hani dün de aynısını söyle, Pamuk böyle bir bakıyor sadece diyor. Evet, sadece bakıyorum, sonra bakıyorum ya ayağına bir şey oluyor, kaza geçirmiş oluyor. Yalnız benim sorduğum soru şuydu, yani kim dedim sen... Ay, isim vermeyeyim şimdi, aramızdalar çünkü. Hayır, isim vermeyeyim. Ayağı burkulan kimse odur sevgili seyirciler. İsim herkes... vermeyeyim ama aramızdalar ve ben çok seviyorum yani böyle. Hoşuma gidiyor ya. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü kendisi oluyor. Yani bir bakıyorum, zaten... uçmuş. Yani uçuyor. Zaten bir baktım, uçuyor gidiyor yani. Gayet yani. Tahmin et bakayım. Edin bakalım. Mustafa Çiçek için uçmuş diyor, olabilir mi? Ben edeyim mi? Söylemem. Benim, o zaman olmaz. Benim yanımda oturuyor hemen, bir sıra solumda. Arda. Arda başına ne geldi? Çünkü ayağı olur. Sekiyordu geçenlerde, ben oradan hatırladım. Sağlığın yerinde. Sağlığım yerinde, çok şükür. Bir sıkıntı yok. Peki, olmamış. İntikam konuşuruz da Regaip de nasıl geçti sohbet? Nasıl Regaip? Teşekkürler. Pamuğu tanımak nasıl? Eğlenceli biri Pamuk. Evet, eğlenceli biri. Dün yayından sonra oturduk, konuştuk. Güldünüz mü yani konuşurken? Evet, kendisi... Evet, ne ben? Kendisiyle konuştuk, her şey güzel. İşte... Nasıl söyleyeyim? Duyguları? Aslında hani dışarıya... Çıkmak istedim, hani bir yemektir, yemek, çay, kahve. Ama hani dün kandil olduğu için camiye gidecektim. O yüzden öyle bir şey ekiple yaptık. Ekiple dün Caner Bey'le camiye gittik. Aslında ben söyledim kendisine ama yani çok burada şey olduğu için, yeni olduğu için hani istemedi. Yeni geldiğim için yorgunum biraz. Yemeğe gidelim yüzden... dedi Esra abla ama biliyorsunuz zaten siz mübarek de gün. Ev Sultan'a gittiniz. O yüzden senin kararın nedir Regaip'le ilgili, nasıl geçti? Regaip, biraz daha bahset istiyorsan. Yani bahsedeyim. Pamuk gerçekten çok... Gözlerine bakarak bahset, onu çok istiyor. Çok mükemmel bir insansın gerçekten. İki tane üniversite bitirmişsin. Benim de üniversiteye kriterim var. Evet. Ve sen de gerçekten çok donanımlı bir bayansın. Yani her erkeğin hayallerindeki bayansın diyebilirim. Çok
teşekkür ederim. O yüzden yani insan gözlerine baktıkça daha da konuşası geliyor. Daha çok bir şeyler paylaşmak istiyor. Benim açımdan olumlu. Ben ona şunu sordum Esra abla. Dedim ki hani kararım olumsuz olursa tepkin ne olur dedim. Ya da lojiye oturup taliplerini arar mısın dedim. Hayır, ben Romanya'dan sadece senin için geldim dedi. Bu çok benim için çok önemli ve gerçekten beni onur edecek davranışlarda bulundu kendisi. Her şey aslında çok güzel. Yani onunla seninle sıkılmadım. En önemli şey bu. İlk defa da böyle dışarı çıkıp da birisine konuşmak istedim. Tabii ki de yeri geliyor buraya bir sürü taliplerimiz geliyor. Ama herkese aynı şeyi bulamıyorsun maalesef. Evet. Daha önceden aşk yaşamışsın. Ve aşkın ne kadar güzel bir duygu olduğunu biliyorsun. Ve aynı duyguyu bende yaşadın. Bu benim hoşuma gitti. Evet. Ama bir nokta var ki o noktada takılıp kaldık. O nokta keşke olmasaydı. Seninle güzel... Onu söylemeyeyim Esra abla. Peki. Yani kendimle alakalı ve evlilik yolunda aslında bizim çok önümüze girecek, önümüze çıkacak bir neden. O yüzden benim kararım olumsuz. Bunu benim de bilmem gerekmiyor mu mesela? Bu kadar güzel bakıyorken nasıl olumsuz dersin ya? Hayatın bazı gerçekleri var Esra abla ve bu gerçeklerde mesela? Yani kendi kafamda ve kendi hayat tarzımla alakalı bazı gerçeklerim var. O gerçeklerde de birbirimizle olamayacağız çünkü senin hayal ettiğin hayat benimkinle aynı değil. Anladım. Tamam. Yani ortak bir noktamız olmalı. İleriki yani evlilik çok önemli bir faktör biliyorsun. Ben de zaten bu yani bana herkes soruyor aslında hani dışarıda bir sürü insan var. Neden buradasın? Yani güzel bir kızsın ama dışarıdaki insanlara güvenemiyorum. Anlıyorsun. Üzülmeni istemiyorum. Hayır canım, hani her şey nasıl kısmet tabii ki. Neden üzüleyim? Peki çok üzülecek misin? Hayır. Nasıl yani? Çok üzülmeyecek misin? Yazıklar olsun sana. Hayır hayır. Yani üzülmesini istemiyorum çünkü gerçekten çok güzel duygular. Yani buraya gelirken... Çok güzel bakıyorsun Pamuk. Ben seni ikinci defa böyle bakarken görüyorum. Değil mi? Ya etkilendim beyefendi, etkilenmeyecek bir beyefendi değil. Ve sabahleyin kalktığımda aklıma ilk sen geldin. Acaba ne yapıyor? O zaman bir daha bir görüşün Pamuk yani. Evet. Hemen kesip atma. Madem kadar... etkilenme var, madem uyanınca da merak ettin. Bir daha bir çay için bir şeyler yiyin, bir bakın. Bir yemeğe gidin. Mikrofon verelim Mustafa amcaya. Mustafa amca söyle. Pamuk, ayakların yerine kesildi. Bu her şekilde belli oluyor. Dün siz bana evet yorum yaptınız. Aa, dün Mustafa Bey biz dışarıda konuşuyorduk. Bir şey söyledi ve çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Fizik olarak karşında tam beğendiğim bir insan. İkna edebilirse dedim. Seni az çok tanıyorum ama beyefendi gerçekten evlenilecek bir adam. Kapris yapma, gelinliğini giyip çık buradan. Kapris yapma. Ben Enis abiden ve Ayhan abiden yorum Enis alabilirim. Enis ve Ayhan abi, Enis. Pamuk karakteri de çok düzgün bir çocuk. Uzun uzun sohbet ettik. Evet. Mutlaka çok güzel de bir ailesi var. Mutlaka tanımalısın. Yani bu kadar... senin gerçeklerinle benim hayat gerçeklerim örtüşmüyor dedim. Bu önemli bir cümle ama etkilenme varsa bilmiyorum Ayhan Bey. Pamuk kızıma ben buradan seslenmek istiyorum. Ben de evet. Yine kendisini çok beğendiğim bir hanım kızımız. Çok teşekkür ederim. Regaip Bey de çok efendi bir delikanlımız. İşi gücü yerinde ve mağrur, mütevazi bir çocuk. Yani birazca heyecanlı şimdi. Tam kendini de ifade edemedi ama azıcık uğraşsın yani. Hemen pes etmesin. Çünkü Pamuk ona karşı duygulu bence. Dediği gibi ayakları yerden kesilmiş durumda yani. Yani ben de gördüm onu. Pamuk'a şunu söylemek istiyorum. Biraz devam et. Yemek yiyin. WhatsApp'ta yazışın. Konuşun. WhatsApp. Bir bakın. Yine olmaz dersen devam eder. Yani. Boş verelim geçmişi, eski gel deneyelim yeniden, boş verelim geçmişi.
eski sevgimiz yeter. Aslında ne dedi o sırada Regaip, sana bir şey söyledi. Lütfen sadece bugün de konuşalım dedi. Bir ondan şans sonra daha. Bir şans, bir şans daha söyle verdi. Söyle oğlum yani bağıra bağır. Hayır, söyle. Müzik çalıyordu o yüzden duyulmadı herhalde. Söyledim. Hani illa da kararın netse dedim yani hani olumsuz olarak. Aslında bunu... ben işte kararlarımı net alan bir karakterim. Yarın söylersin dedim ama. Evet tam şu net an değil. Çok net değilsin Pamuk. Onu ben buradan hissediyorum yani herkesle Esra Hanım'da. Hayır zaten hoşlandım. Bu zaten gerçek yani hoşlandım beyefendi. O zaman bir gidin bir tarzıma daha bir çay uygun. İçin olduğu kadar olmadığı kader diye bir laf vardır ya. Bakarsın yarın belli olur. Yani bir şans daha. Ya aslında ona bir şans daha vermek aslında ona umut vermekle aynı şey. O yüzden hayır. Umutta bağlansın kötü olsun istemiyorum. Yani iki günde o kadar bana büyük bağlasın, umut olmaz ki yani. İstemem yani. Kafanda net bitti mi yani net? Bir gerçek var yani onu söylemek istemiyorum. İkimiz açısından da burada hani rencide etmek istemiyorum. Ben öyle bir karakterim biliyorsunuz. O yüzden. Son ve net karar. Ben geldiğin için teşekkür ederim. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Hani fazla meşgul etmek istemiyorum ama sadece tek bir şey soracağım Pamuk Hanım'a. Gerçekten bu kadar yalancı mısın? Gerçekten bu kadar yalancı mıyım? Evet. Değilim. Peki, tamam. Sana evet mi demişti? Evet demedim, kararımı söylemeyeceğim dedim. Dün biz dedim. Konuştuk, hani her şey güzel gitti ve hani Mustafa amca olsun, diğer işte lojadaki diğer adaylar olsun, herkes çok iyi yorumlar yaptı. Evet. Ve Pamuk Hanım da işte ben hani ilk defa böyle oluyorum, işte beni etkiledin, şöyle böyle. Evet, öyle zaten. Ve dün şöyle bir şey söyledi bana, hani... Buraya benim için mi geldin? Evet. Peki ben sana hayır dersem devam edecek misin dedim. Dedi. Evet, ben de dedi. Tabii ki devam edeceğim. Ben buraya evlenmeye geldim. Tamam dedim. Onu yalanla ne alakası var? Hayır az önce sen dedin ki. Yalanla ne alakası var? Ben orada sorular sordum yani. Hayır az önce Pamuk Hanım şöyle bir şey söyledi. Ne söyledi? Siz bana dün sordunuz ya. Hani ben size hayır dersem devam edecek misiniz diye. Siz de az önce şöyle bir şey söylediniz. İşte Regaip Bey devam etmeyecekmiş. Sadece buraya benim için gelmiş dediniz. Tamam devam edebilirsin. Hayır. Sorun değil. Hayır onun için söylemedim ve dün... Benim adıma konuşuyorsun. Evet. Kendisi konuşmayınca ben de onu söyledim. Yalanın alakası var. Regaip. Ama sen yanlış söyledin. O ya olabilir ben her demiş. Şeyde böyle yani yalanla ne alakası var? Her şeyde böyle hayır yani şimdi hani öyle söyleyince yani, birazcık ters anlaşılmadı. Kelime olmaz. O yalan. Bence yalanla Esra, ne alakası ya, var? Bu kelime aslında olmadı. Yani yalan çok ayrı bir duygu. Pamuk hanımefendi sizi rencide etmemek için bazı evet. Şeyleri açmadı. Hayır, çok sen direkt yalancı deyip de hakaret ederek yo, kötü yaptın. Yok önemli değil ben kendim lütfen, bildikten yani, sonra. Yanlış. Ben bunları küçük şeyleri kafama takacağım. Böyle şeyler yapma. Peki. Yoluna da devam edebilir. Zaten evet. Bir şey söyleyeyim. Buradaki gelin ve damat adaylarının karşı tarafa bu soruyu sorma hakkı yok. Yani herkesin niyeti evlilik ve bir yol arkadaşlığıysa yoluna devam edecek. Ne sen pamuklu olmadın diye hayatın bitti. Ya burada ne şimdi senin olmadı diye. Affedersiniz yanlış anlaşılmasın. Yani hani yalancı diye hitap ettim ama hani orada... Doğruyu beyan öyle, etmedim. Aynen. Orada hani öyle konuşunca ve canlı yayında belki böyle bir şey söyleyince... Belki sen onu söyledin, o sadece senin için geldiğin bölümünü duydu. Yani sonuçta program benim programım değil. Ben de yani, adayım, sen ki. De adaysın. Özür diliyorum eğer hani tamam, o şekilde olsun. Anladıysan. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Görüşmek. Çok